Geceyi kısa keseceğim bebeğim. Yeğenimin piyano rastali var. Yine mi ya? Ya resital, ya pandomim gösterisi, ya eskrim yarışması. Ne garip yeğenlerin var ya. Gerçeği söyle Zerrin, bak senin bu gecelerin niye bu kadar dolu? Kitap yazıyorum ondan. Kitap, konu ne? Senin biyografin. Bir dakika. Sen bu hafta benim doğum günümü mü yetiştireceksin yoksa? Nasıl vakit buluyorsun kız? İşte geceler. Ayrıca arabada falan giderken trafikte. Otobiyografi oluyor tabii o zaman. Ha, tamam. Ay! Ne oldu? Aa, dur bakayım beni kim çağırıyor? Sarıyer'in geleneksel tatları beni çağırıyor. Gidip meylebi yemeye ne dersin? Tez Sarıyer'e. Ne kadar uzak o kadar iyi bebeğim. Hadi ara sokaklardan direkt bana otoparka. Maceracı deli ya. Etrafa bakma bebeğim. Gözlerime bak. Esas macerayı öyle de göreceksin. Halkla ilişkiler. Halkla biz her gece kaç kere ilişki kuruyoruz burada, sen dert etme. Nereden çıktı afiş asmak? Maxim Kozinos'u mu ya burası? Ya şöhret istemiyorsan neden gösteri dünyası? Arka planda olaydın. Pavyonun arka planı ne acaba abi, merak ettim. Tuvalet temizliği. Zerrin, benim reklam ve tanıtım özgürlüğüm var hacı. Ama bu ne ya böyle? Yuvarlak hatlar bizim işimiz ne ya? Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Sen bu pavyonun yüzüsün. Papası olaydım keşke. İndir ya bu afişleri. İndirmişsiniz lan zaten hepsini. Sabaha karşı sizi karakoldan toplayan kim? O da ben. Allah razı olsun. Vatandaş afiş bastırmış, kirasını ödemiş, astırmış. İndirmek suç tabii. Hıyarlara bak ya. Afişlerin hepsini sökmüşsek zaten sorun yok. Yeniden bastırdım. Daha çok. Yarın yine Beyoğlu duvarlarında. Ne? Lan bu yeni asılanları bir indirmeye kalk. Bizzat seni asarım o duvara, üç boyutlu reklam olursun ha. Çanak çimlik patladı işte. Kurt adam kimliğim ortaya çıktı. Afişleri de sökemeyiz artık. Tutuklanırız. Ay değil mi? Bünyemi zaten şu an işkilli. Silahattin abi tapire bu karı bünyeminin mantası derse, tapir de bunu kafaya takıp kız kardeşine sizin gelin edepsiz alkolin teki gece eve gelmiyor derse, o da gidip abisine söylerse. Zerrin, milletin işi gücü sen misin anam ya? O ona diyecek, bu buna diyecek. Ya Selahattin abinle bir fil bir buçuk yıldır istikrarlı bir evlilik dışı ilişki yaşıyoruz. Duyuldu mu? Yakalandık mı? Yo. Bu işler öyle pat diye ortaya çıkmaz anam ya. Öyle mi diyor? He, ağzından badam yok kız. Gideyim bir neminle buluşayım, geç kalmayayım. Kıt, hey. O afişiyesini de buldum. Benim küçükken beşikten kaçırılıp kötü yola düşürülmüş ikizim var diyeceğim. Bitti. Tülay, bazen akıllı bir laf edip zeka pırıltın varmış gibi yapıyorsun. İnsana ümit veriyorsun ya, orada dur. Devam ediyorsun ve akıl alan insanda dehşet dolu bir hayal kırıklığı yaratıyorsun. Yapma. Elleri ayakları falan var. Beşer parmaklı. Normal kızlar gibi. Kafasında böyle saçları. Ve benim kızım. Para istediler mi hacı? Saçmalama Tufan. Annesi söylemek bile istememiş ki. Tek başına büyütmüş. Bu akşam buluşacağız. Üçümüz ailecek. Veya üç yabancı. Tuhaf. Çok tuhaf. Bence senin. Kızım var işte. Büyümüş, hazır. Anahtar teslim. Anneyle evlen. Ulan bu evlenir mi be? Düzenli hayatın dibi işte be abi.
Klasik iyidir. Geleneksel iyidir. Bu aralar bu kafadayım. Çağatay evlensin, bekarlığa veda partisinin masrafları benden. Bu lafını unutma yalnız abi. Lan oğlum, tedirgin etme insanı be. Hocam siz ne yiyorsunuz? Orçun sandviç. Paraya kıydım, kafeden aldırttım. Cihangir'in yeni starı bu hacı. Gerginlik mi var biraz? Yo. Annene haber verdin değil mi? Nerede ki o yahu? Söyledim ya, yolda geliyor diye. Hah, geldi işte. Dilnur, nasılsın? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? İyi. Hiç değişmemişsin. Sadece yaşlanmışsın. Sağ ol. Oysa sen hala 22 yaşındasın. Yani hala eskisi gibi fitsin diyecektim. Ben de öyleyim gerçi. Yavranım %12. Aa, çok az değil mi? Kas yoğun olunca sorun yok. Ha. İşte ben de bunları konuşun istiyordum zaten. Onun için bir araya geldik. Pardon yahu. Dilnur, otur lütfen. Oturalım. Ağırlık çalışmak çok faydalı oldu bana. Ya. Ben yalnız bırakayım sizi. Dilnurcuğum, affet. Affedecek bir şey yok ki. Aradan 22 yıl geçti. Ben kıza da söyledim gitme diye ama... Yılların açığını kapatabilirim. Bunu yapabilirim. Yok yok. Yağmur da ben de babasızlığa alışkınız. Ya bu saatten sonra bizim için arkadaşlık tamamdır. Hep birlikte vakit geçirelim. Birbirimizi tanıyalım. Tamam da kafalar karışmasın. Herkesin bir düzeni var. Birlikte yeni bir düzen kurabiliriz. Düzenli görüşebiliriz. Babasıyım yahu. Biyolojik baba dediğin nedir ki? İnsanlar artık bankalardan mankalardan baba bulup çocuk sahibi oluyor. Bankacıyı ne yapacaksın? Sıkıcı. Ben oyuncuyum. Meslektaş. Daha iyi. Çağatay, nerelerdesin ya? Koşuşturmaca işte. Ne bu? Gündüz gündüz içki mi içiliyor? Kahve konyak yapalım dedik. Körpecik karaciğerlerinizi zehirleyin bakalım. Aferin size. Bu etek ne yahu? Markası mı? Hayır yavrucuğum. Eteğin kendisi yok ki markası olsun. Yapmayın böyle be kızım. Etraf it uğursuz dolu. Davete çıkarıyorsunuz bazı şeylere. Neylere? Alo. Ha kızım. Hayır Yağmurcuğum, alamazsın. Kaç tane çizmen var, giymiyorsun yavrum. 8'de gel, gecikme. Sofraya beraber oturulacak. Lak 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 lak, konyaklar bilmem neler. Kimden öğreniyorsunuz bütün bu şeyleri? Mis gibi portakal suyu içseniz ağzınız mı düşer? Yok, ben zaten sevmem de eylem ikram etti. Sen mi verdin? Sen kaç yaşındasın ki? Hı? Kasıyorsun, geliyorsun. Kasma. Biraz saygı, biraz edep. Kız çocuğunda bir karış dil olmaz. Meyhan dada da deri pantolon olmaz. Senin kapa bir gitmiş belli. Ben kaçtım. Nereye bu saatte kızım? Dedim ya çıkacağım diye. Kime dedin? Bana dedi, bana. Bana demedi. Ben iskele babası mıyım burada? Anneme dedim. Annen bana demedi. Ben buna çık demedim ki. Çıkma da demedin. Çıkmayı ben diyorum. Sen ne diyorsun? Ben pas diyorum. Bir tur bekleyeceğim. O zaman ben çıkıyorum. Gel buraya. Bu saatte çıkılmaz dışarı. Ya kafeye gidiyorum. Arkadaşlarım bekliyor. Arkadaş kim? İsim? Ya işte buralar emirler falan. Ay, it kopuk, dağınık, aylak tipler, genç oyuncu takımı. Oh, yo! Pardon da siz nesiniz? Siz hesap uzmanı mısınız? Biz yaşlıyız.
Genç oyunculara neden hiç güvenilmiyor? Sebebi gayet açık değil mi çocuğum? Hatta sonucu daha da açık değil mi? İşte bizzat karşımızda duruyor. Herkes sizin kadar hızlı değil, merak etmeyin. Sen karşı bir laf çakacaksan ben karışmayayım. Bulamadığım bir şey sağlam geldi. Bu saatte gideceksin de kaçta geleceksin çocuğum sen? Hah, tanıdık taksi. Bekir abiyi çağırıyorum. Yarım saat git, kapıda beklesin, bir çay iç gel. Yok yok, otursun bir saat. Gitmesi gelmesi zaten 15 dakika. Ah annesi, bir saatte neler olur? Etraf kart zamparayla dolu. Herkes senin kadar hızlı değil, merak etme. Fiyo, çok sert. Çok sert mi? Emir'in lafı. Oyo. Yok, yani aslında Bora'nın lafı. Hem bence Bora daha tatlı bir çocuk. Daha komik yani. İlk defa konuşabildiğim bir kızla tanıştım falan dedi bana. Yani iyi bir arkadaş. Dışarı çıkılmıyor. Otur çocuğum. Ya siz benim başımdayken Avrupa'ya turneye gidiyordunuz da ben bir sokak arkadaki kafeye niye gidemiyorum? Biz senin kadar saf değildik çocuğum. Oda kapısı da çarpıldı. Bütün genç kızlığı aile klişelerini halletti. Kızım sen nerenin kapısını çarpıyorsun? Hem biz burada yaşamıyoruz ki. Evet. Aslında çok saçma. Dinur. Bir şey diyeceğim. Sana bir önerim var. Dilnur'a evlenme teklif ettim. Wow! O ne dedi? Prensipte evet. Ama biraz düşünmek istiyor. Gerçi çocuğumuz var. Niye hayır desin? Ne diyorsun oğlum sen? Manyak mısın sen? Böyle alelacele. Lan gencecik adamsın. Aa, bekarlığa veda partisi Tufan Hoca'dan. Ulan sırf bunun için evleniyorsun değil mi? Bana kazık olsun diye. Ya hocam bizim lokelde yapın. Bu akşam misal. Hem seviyesiz hem hesaplı bir yer. Tam bekarlığa veda işte. Barter yaparlar mı? Vallahi bizde genelde daha klasik mezeler. Favası, dolması, ciğeri gibi. Yok yok. Diziye bir sahnede oranın posterini falan assak bu gece bedavaya gelir mi? Koordine kurayım, konuşun. Değişik bir şey. Kestik. Bak, şansın varmış. Bu geceye yetiştiriyoruz tesadüf. Seyret televizyondan. Eyvallah abi. Hizmet sektörü reklamsız olmuyor biliyor musun? Akşam sendeyiz. Başımla beraber. Siz şimdi bedava diye herkesi çağırırsınız oraya. Sadece çıkarım olanları. Sponsoru çağıracağız tabii. Yesin, içsin, borçlu kalsın. Alo Bünyamin Bey, nasılsınız? Sizi akşam çok ilginç bir yere davet edeceğim. Var var, tanıdıklarınız var. Emir falan var. Sorma, sorma. Bildiğin pavyon, dansöz filan işte. Demek pavyon böyle oluyor ha? Bombastik ya. Bey abi, bu akşam çıkamam, mümkün değil. Aşil tendonlarımda kopma var gibi hissediyorum. Vallahi çıkmazsan o zaman tendonlarını ben kopartırım Zerrin. Abi sanat gönül işi, hiç havamda değilim bu gece. Biz seni havaya da sokarız, merak etme sen. Yetti lan, üç gecedir belalım mı neyin varsa gelmiyorsun etmiyorsun, yıldırdın valla. Ya çık adam gibi oyna ya da harbi altı patlarla dans ettiririm seni. O ne be? Ya Red Kit ayağına sıka sıka dans ettirir ya altı patlarla zıplaya zıplaya daltonları falan. Onu yaparım. Abi, çocuk ruhlu bir canisin. Bitti be. Ya
oluyor bakayım burada? Kim evleniyor? Aa, sevgilim gel. Dur bakayım ya, o kesin değil ama bize parti olsun. Hocam merhaba. Merhaba. Aa, merhaba. Merhaba, nasılsın? Bir arkadaşımın yemeği vardı da öyle ona giderken iki dakika uğradım. Aa, burası erkeklerin mekanı ve veda partisi. Sizinki hamam da olabilir. Tuvalet. Tuvalet mi? Açılay. Zerin, seninki içeride haberin olsun. Biliyorum Açılay. Bittim beni. Yalnız ben tuvalet ararken yanlışlıkla girdim buraya. Bol şans. Şansım olsa şu an burada olur muydum sence? Ya ne bileyim. Ay ne ağlıyorsun be? Yeter, öf. Bu olmaz, başkası olur. Biraz daha profesyonel bak. Aşkım, ben profesyonel bakacağım. E kim? Ben bakacak değilim herhalde. Açılay, insan kaç kere aşık oluyor ki? Bizim gibi erkek ambarına düşmüşler bile mesleki deformasyona rağmen kaç kere? Ne bileyim ben ya. Ay, Zerin evlatlık aldık seni de. Ne olacak şimdi? Bitecek. Hadi usamikos. Ben böyle bir tipim işte diyeceğim. Nerede kaldı paşa baba? Onu zaten o kadar abarttın ki. Neyse. Allah razı olsun arkadaşım. Yine bir yere kadar idare ettim. Çok emeğin var. Hem de ücretsiz olarak. Yok canım. Dünyayı değiştirmedim ya. Olur mu? Benim dünyam değişti. Bayağı senin yanında elit zürreden hissettim ya. Sandım o kız portkaldır mühendisliği okumuşum. Dibine kadar bir aşk yaşadım derim artık. Hatıra olur ileride. Zerim bu kimin? İnanırlar mı hobi olarak şey ettiğimize? Gerçekçi oyna. Nasıl gerçekçi? Kalçadan mı oynayayım daha çok? Yani rol olarak gerçekçi. Sen eğitimli bir terapistsin. Bir iş kadınısın. Arkadaşının bekarlığa veda partisinde şakadan göbek atıyorsun. Değil mi? Bir Nisan. Evet. Dostça bir eğlence. Ayrıca başımda bünyemin var. Yoksa yapmazdım. Konservatif bakarım bazı konulara. İyi, role girdin. Thank you.
Çili bezdeki. Bana burada. Aslay değil mi o? Dostlarım. Para takmam ama. Hayal, siz bölün paralarını. Zamanla yatırın da. Bir tanesi. Sana evet diyemem çünkü Yağmur'un babası sen değilsin. Ha? Kim peki? Bir bankacı mı? Çağatay, o turneyi hatırlıyorsun değil mi? Yani çok kalabalık bir kadroydu. 15 gün yurt dışı. Çok da gençtik, çok da içki içti. Baba kim bilmiyorum deme. Baba Gürkan. Saçmalama Dilnur! Hem salak hem üçkağıtçı. Domuz oynayan çocuk hem de tipsiz. Yağmur ondan olamaz. Ama öyle. Sen çiftlikteki güvercinle karıştırmaya başlayınca ben de sana sinirlendim. Ama bildiğin hayvan çiftliği olmuş orası yahu. Yağmur bu sene babasını çok merak edince ben de onu değil seni söyledim. O da geldi çat diye seninle tanıştı. Ama bu sana haksızlık, yürütemeyiz. Aslında biraz kendimi yaşlı hissetmeye başlamıştım ama... Peki... Şimdi Yağmur'un nesi olacağım ben? Hani orası yeri miydi bilmiyorum. Hani 1 Nisan sürpriz falan da. Etrafta çok öküz vardı ya. Hiç bana göre ortamlar değildi. İşte. Ha ev partisi olur. Hani biz bize oluruz. Hani nezi arkadaş grubu falan okey. Ha ama sen açılayı kıramadın ya. Aynen. Ne hevesliydi, ne hevesliydi oynamaya. Oyuncular larç oluyor abi. Sahne sanatkarı bir yerde. Zaten bakıyorum siz göbek atıyorsunuz. O nasıl rahat? Kalça böyle sağa sola çakada 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 değirmen taşı gibi. Sen yazık bakıyorum böyle ezik, çekingensin farkında mısın?
Çok. Öldüm, öldüm. Dirildim bu gece. Domates gibi kıpkırmızıydın kız ilk çıktığında. Utandım. Herkesin önünde oryantal falan. Bir saat falan da oynadınız yalnız ha. Mecbur program o kadar. Diye karar vermiştik beraberce. Güzel kıvırdınız ama. Sen bayağı figürler falan. Ciddi. Profesyonel. Pavyon oryantalleri gibi. Ki zaten pavyon afişinde de resmin var. Netekim. Ne haber gülüyorsun? Aa, nasılsın? İyisin. Anan gelir, baban gelir, karın çoluğun, çocuğun gelir. Nasıllar inşallah? Akşama gelirim belki. Tabii, bekleriz akşam üzeri. Rondova alırsanız önceden. Hadi acil şifalar. Takacağım mı bıyığı gerdanına? Ne demek o ya? Ha, o evet. Solun çok şık. Ne zahmet etmişsiniz. Gerek yoktu beyefendi. Hanıma hürmetler. Bir dakika, bir dakika. Kim kimin gerdanına ne takıyor ya? Ha? Kim bu öküz? Hasta, hasta. Ne hastası? Şarpon, öküz ya. Zerrin ne bıyığı, ne gerdanı. Ne dönüyor lan? Terapi hastam da. Zarif eşi sağ olsun. Bana böyle iki kanat şeklinde kolye almış. Doktor hediyesi olaraktan. Bu geri zekada kanadı bıyık sandıysa takacağım mı bıyığımızı diyor işte. Beğendim mi hanımın hediyesini gibisine. Hastan ha? Çok hasta. Hem şarbon hem gözleri görmüyor demek. Zerrin. Benim. Sen misin gerçekten? Ha? Zerrin kim? Kimin nesi? Bir tane arkadaşın tanımıyorum ya. Bir o terapiye gelen kızıl saçlı figüran hatun dışında. Kimlerle takılıyorsun sen ya? Seninle. O kadar diploma, bir tane okuldan arkadaş olmaz mı insanın ya? İnsan tabii zamanla kopuyor. İşte Face'de falan bazen. Zerrin, kimsin sen? Yani illa ukala, seçkin zürreye ait sınıf arkadaşlarımla tanışacaksan... liseden kankam işini görür mü bebeğim? Kimmiş o? Ekranlardan tanıyor. Zerrin, eteğinin belini kıvıran Zerrin. Ben senin kankanmışım ha? Ben. Açılay Tan, senin. Kankan, ben. Tekrarlattıkça fikre alışıyorsun ve ısınıyorsun gibi bir his var içimde. Yanılıyor mu? Trajikomiksin. Ne olur bacım. Şu an sadece trajikim. Legal bir mesleği olan ve para karşılığı seks apalini kullanmayan tek arkadaşım sensin ya. Aslında bazen kullanıyorum. Yani rol gerektirdiği zaman. Açılayım ne olur. Ben sana o kadar konsomatrislik öğrettim. Günlerimi verdim. Seni heykel gibi yontup bir sanat eserine dönüştürdüm. Bir kalastan kıvırmasıyla, figür demesiyle birinci sınıf bir çıkardım. Emeğe saygı. Ne diyorsun be? Hadsiz. O benim içimde vardı bir kere. Sen nasıl tercih edersin? Ayrıca para karşılığında yaptım. Ben de sana para vereyim. Kredi çekerim bankadan, ne olacak? Sen kefil olabilir misin bir zahmet? Ya Zerrin git işine Allah aşkına. Açılay, ünlü, saygı değer, eli öpülesi, başa konulası bir sanatkarsın. Festivallerde jürüsün, duayensin, zirvedesin. Abartma be, öf. Yalakalıkta bile doz aşımışsın, bir ayarın yok. Yaptığım her işi hakkıyla yaparım. Ne olur kız, benim açımdan hayati bir hatta ilişkiler ve tanıtım hamlesi bu. Başının gözünün sadakası için oğlanla gelip bile yarım saat bir kahve içeceğiz ya. Hmm. Deli Gülistan'dan sıkıldığım anda böyle rakılı kafayla takacağım ve hekaretlere maruz bırakacağım bir komşu ararım etrafta. İşte o insan sen olma istiyorum. Çünkü biz eski dostuz, kankayız ondan. Değil mi? Hoş geldiniz. Bebeğim. Bu da boyfriendi Bünyamin. Memnun oldum. Çok bahsetti Zerrin sizden. Çok sevindim ya. Severek izliyoruz vallahi sizi de yazgıyı da. Alayım. Buyurun.
Senin yazgı belli oldu zaten benim. Otur otur, burası kardeşimin evi sayılır. Pabucunu, çorabını çıkar istersen, rahat et. Ne yapıyorsun kız? Sağ ol, tatlım sen. Biz ortaokul, lise hep na böyle yapacak siyah mikizi kanka ha, bin yemin. Ne güzel eski dostluklar değil mi? Ha? Bunu diyorum işte. Biraz anlatsana Zerin ya. Çalışkan mıydı, yaramaz falan mıydı? Şakacı, uykucu, huysuz. Çok şirindim. Bu da Gargamel'di. Sınıf birincisiydim değil mi Açılay? İyiydi. Evet. Açılay hep kopya verirdim. Sayemde mezun oldu diyebilirim. Ben. Değil mi? Ama sen de anlat biraz kardeşciğim. Hep ben konuşuyor. Yani Zerrin... aile yaşantısıyla olsun. Çalışkanlığıyla olsun. Ne bileyim, giyim zevkiyle olsun. Hep o numara beş yıldız. Pardon, cümleni tamamladım ama biz dost olarak birbirimizi hep tamamladık zaten değil mi Açılay? Tabii, hep. Ben bunu çok tamamladım. Her şey noksandı kız. Üstünde yok, başında yok. Donuna kadar hep benim eskileri kullanırdı. Çok fakirdi Açılaylar. Öyleydik. Karnını doyurmaya bize gelir. Paşa babam kıyamaz, bunu besleme gibi bir kenara oturtur. Tabii o zaman da her gece bizde ne sofralar kuruluyor. Bir politikacısından dönemin en değerli hayali ihraççısına, armatüründen Ajda Pekkan'ına, masada en elit Zühre. Tabii Zührevi konuları en iyi Zerrin bilirdi ki hala da öyledir. Misal ben sana o zamanın terbiyesini betimleyeyim Bünyamin. Paşa babam iki eli kanda olsa o misafirli sofralara asla ütüsüz pijamayla oturmamıştır. Kaç yılı filan? Kaç yılı işte Ajda Pekkan'ın gene aynı böyle göründüğü yıllar. Ajda o yıllar yine güzel ama bu bakma böyle normal vasat kadın ya şu an. O zamanlar nasıl hırkat garibesiydi. Notre Dame'nin kamburu. Ben buna hep su verirdim. Kız vallahi gece görsen korkardım bunu. Açılay, ne yollar kat ettin be sen? Ya, ya sen, ya sen. Ne yollar, ne yollar. Şimdi anlatsam ya o yolları. Oxford'dan Cambridge'e, Columbia'dan Harvard'a deniz aşırı yollarla dolu bir tahsil hayatı. Kız Açılay, okuldaki lakabım neydi benim, anlatsana. Düzgün olan benim taktığım eteğinin belini kıvıran Zerrin. Prenses diye lakabım kız. Ay, değil mi? Daha önce konuşsaydık ya onları. Doğaçlamana güvendim. Sonra yorulmayınca bir hat çıkmış demek ki. Kedi yavrusu gibi mıncık mıncık. Şunlara bak ya. Eteğinin belini ne yapan? Eteğinin belini daraltan Zerrin. Benim belim 18 yaşında 36 santim. Aşırı bir incelik. Okul eteklerinin belini daralttırıyoruz. Aile terzimiz olan Yves'e... o zamanlar Pangaltı'da dükkanı var. 36 santim, yok artık. Şu anda da 40-42, o da rakının verdiği ödemden. Kemer yerine kol saati takıyordu, o kadar inceydi. Ya. Ya hatta bir gün okulda dediler ki, Zerrin hamile kalmış. Ne? Üstü, ne diyor lan? Meğersem kiraz çekirdeği yutmuş. Ne diyor ya gerizekalı? Allah belanı versin. Senin de çünkü kaçınıyorsun. Ay! Bu hiri bu gece. Ne gece. Gecenin bu saatinde.
Hiç. Bünyamin gelecek de. Allah aşkına otur, ayakta kalma. Bünyamin niye buraya geliyor ki? Ben bütün gece sizdeydim de ondan. Sen bütün gece pavyonda değil miydin ya? Ne işin var pavyonda? Ben bütün gece buradaydım. O kadar dertli ve üzgündün ki bütün gece bana içini döktün. Çocuk beni aradı aradı, telefonu açamadım. Boş bakma, hep yaşandı bunlar. Ben niye üzgünmüşüm ki? Sevgilin evli çıktı kız. Ne? Ben evli adamla birlikte olmam ki, manyak mıyım? Onun için üzgünsün zaten. Bilmiyordun ki anam. Oy, o ne pis adammış ya. Bak Zerrin. Bir, ben seni sevmem bile. İki, saat gece 1:30. Kız 5 saattir ağlıyorsun. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık ki. Ağlasan ağacık. Ne ağlayacağım be durduk yerde? Oyuncu değil misin lan? Ya öyle çat diye ağlanmaz. He. Şeyle yapsak. Ah! Ah! Manyak mısın ya? Ne yapıyorsun? Ya gece geç. Ya nasıl işler bunlar? Ne bela aldım ben başıma. Çok özür diliyor. Beni de istemezdim. Ay çok pardon ya. Açılay kusura bakma, Zerrin'i bulamayınca tribe girdim de. Hepiniz manyaksınız. Erkekler için diyor, hepsini düşünüyor. Ne yapsın, haklı. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Pasta getireyim mi? Ay koskoca meşhur kadının pijamasına bak ya, içler acısı. Ya defol gitme, defol. Allah aşkına Bünyamin, bana ihtiyacı var, dert dinliyorum şurada ya. Pardon tatlım, haklısın ya. Bacım şunu unutma, her zaman daha iyilerine layıksın. Yatak kıyafetini bire bize et, önün açık zaten. Haydi hop kaçtım ben. Yani yıkayayım, suyunu içeyim veya çay koyayım, beraber içelim. Arzuya göre sen seç. Açılay. Vallahi çok seviyorum oğlanı, ondan. Çay koyayım da anlatayım, en ideali bu. Senin karar mekanizman dağıldı çünkü. Kız niye öyle söyledin? Afrika nereden çıktı? Ya bıraksana bir başka dokanıyor ha. Sen de fena yalancılık yapıyor, söyleyeyim. Niye yalan olsun kız? Düşündükçe mantıklı geliyor. Misal beni bilirsin, hayatta her yere koşan biriyimdir. Yerimde durmam. Koşu nedir? Afrika'nın atasporu. Melez olduğuna kanıtın bu mu ana? Şu da var. Pek sohbet etme fırsatımız olmadı ama babama arkadaşlar arasında lakap olarak Arap derlermiş. Çok esmer bir insan olduğu için. Esmer, Arap, Zenci, sana hepsi aynı şey, hem Zerrin. Kızım, annemle tanıştıkları dönem annem İskenderun'da egzotik dans turnesinde. Ne belli babamın orada askeri üste çalışan çikolata renkli bir Amerikalı olmadığı? Egzotik dans turnesi derken askerleri striptiz mi yapıyormuş yani? Tülay, anneme aççı diyemezsin. Belki de Afrika kökenlerinden gelen yerel bir folklorik dans türüydü, ne biliyor? Afrika'dan gelen baban değil miydi? Ay Tülay, hepimiz Afrika'dan geldik. İnsanoğlunun kökeni Afrika. Bilimsel yayınları takip etmiyor. Seninle sohbet etmek çok zor oluyor. Peki, Zenci gırtlağıma ne diyeceksin? Ya Zerrin, senin şarkı sesini duymamış olsam, bir on seni teyze kızım desen başımla beraber. Ama sende Zenci gırtlağı yok. Sende bariz martı gırtlağı var. Ya etnik kökenlerime saygı duysana. Ya senin etnik kökenin Afrika mı? Senin etnik kökenin tarhana çorbası. Ki ona saygım sonsuz. Kızım, Bünyamin Afrika kültürünü seviyor. Zenci sanatkarlara hayran. Melezleri seksi buluyor. Afrika kökenli bir paşanın torunuyum dediğim sürece gerçek aile şecerim ortaya çıkmaz. Destek olsana lan. Hah, şöyle sadede gel, baş tacımsın. Masal okuma, bana harbi konuş. İstersen senin Etiyopya'ya gelirim. Açlığı bitirmek için herkese dolma sararım. Memlekete ha. Ne güzeldir şimdi oralar. Vallahi bir yokladım kendimi, var bir şey. Bir yerlerden bir kan çekiyor Tülay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.